Zeynep gelir zaten şimdi. Biz bir bakalım, seni ararız. Tamam, tamam Cihan. Oldu. Geciktim biraz, kusura bakma. Olsun kuzum. Ne oldu sana? Neyin var? Yani yorgunum biraz. Uyuyamadım çok ondan herhalde. Bir şey yok. Bana söylemediğim bir şey var mı? Anne yok valla. Benim sana bir sürprizim var. He. Hı hı. Gel. İşte yeni evimiz. Gel bak gel. Bak bahçesine. Tırmanacağın ağaç bile var. Gel. İşte bak. Burası da salonumuz. Mutfağımız. Bak burada bir oda var. Bu oda biraz büyük. İşte buraya sen yerleşirsin ama istemiyorum anne dersen. Burada da bir tane var. Yani bu daha küçük ama sen bilirsin, bakarsın işte hangisini istiyorsan. Banyomuz burada. İşte mutfağımız orada. Burada da bir tane odamız var. Bahçemiz güzel. Ya işte öyle internetten bakmakla olmuyor. Bakıyorsun, aa fotoğraflarda çok güzel. Ondan sonra bir giriyorsun evin içine, banyosu akıyor, dolabın kapağı kırık falan. Aslında ben Beşiktaş'ta bir ev bulmuştum. Ya onun odaları daha genişti ama o da çok çarşının içiydi. Yani çok gürültü olur diye, patırtı kütürtü olur diye böyle burası daha iyi dedim. Zeynep, beğenmedin mi annem ya? Yo, beğendim. Güzeldi. Ha, şey, pahalı mı diyorsun? Yani ben onu da düşündüm. Gidip Melda ile konuşacağım. Biraz borç isteyeceğim. Yani eşya alınacak daha, taşınacak falan. Bakarız, ayarlarız anneciğim ya. Anne çok özür dilerim ya. Niye özür diliyorsun bir tanem? Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ne oldu senin yüzünden, anlamadım. Ben Kerem'le birlikte olmasaydım bu durumda olmayacaktık. Biz bu kadar üzülmeyecektik. Zeynep'ciğim, çok gençsiniz. Bunlar olur anneciğim. Biz de gençtik. Biz de hatalar yaptık. Hı? Hadi toparla kendini biraz. Bak ne güzel evimizi de tuttuk. Tamam, planladığımızdan biraz daha erken oldu. Olsun. Hem Kerem konusu da konuşmuştuk seninle, biliyorsun. Artık üzülmeyeceğim anne bu kadar demiştin. Kendimi toparlayacağım, sen merak etme demiştin. Demiştim ama. Hı. Anne Kerem geri döndü. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Ben seni hiç sattım mı? Cevap ver bana. Ben senin kardeşin. Sen bunu neden bana yaptın Kerem? Söyle, neden? Cevap ver. Çünkü Zeynep'e aşığım. Oldu mu? Tamam bak, sana yalan söyledim. Senden sakladım. Yapmamam gerekiyordu. Yani baştan sana söylemem gerekiyordu ama söyleyemedim. Ve özür dilerim. Ama sadece bunun için özür dilerim. Zeynep'i sevdiğim için özür dilemem. Hiçbir zaman özür dilemeyeceğim. Anladın mı? Anne gidelim buradan ya. İyi. Gidelim anneciğim. Gidelim bir tanem. Nereye gidelim? Hı? Gölyazı'ya dönelim. Neyi dönelim? Gidersen ağaç evine yerleşiriz. Kış gelince biraz donarız artık ama ne yapalım, idare ederiz. Dalga geçme. Geçmiyorum kız. Bak yaz da geliyor zaten. Öyle açık havada yıldızlara baka baka uyuruz seninle ha? Hayır. Ne hayır? Ben yıldızlara bakmayacağım bir daha.
dilekte tutmayacağım. Zaten hiçbiri gerçekleşmiyor. Deme öyle annem. Deme öyle, deme. Deme benim bir tanem. Anne ben çok acı çekiyorum ya. Ölüyorum vicdan azabından. Ben bunları söylemiştim sana diyeceksin biliyorum ama. Zeynep. Bak ben sana ne söylersem söyleyeyim. Senin iyiliğin için söyledim annem. Sen acı çekme diye, sen üzülme diye. Hem sen doğru olanı yaptın. Çok fena acıdın beni Bekir. Çok derinden. Hissettirmeden. Biz babamla önceden balığa çıkardık. Biliyorsun değil mi? Doğru. Biliyorsun. Çünkü kardeşimdin benim. Ben kıyıda otururdum. Babam zıpkınla denize dalardı. En sevdiği şeydi çünkü. Anlatırdı bana hep. Denizin altında beklermiş. Kıpırdamadan. Fark ettirmedim. Sonra levrek çıkarmış saklandığı yerde. Sessiz ya. Kendini güvende hissediyor ya. Sonra babam birden vurmuş onu zıpkın. Senin yaptığın gibi. Sen de babam gibi yaptın işte. Bekledi. Sessizce bekledi. Sonra birden vurdun beni. Daha sakın. Sakın çıkma karşıma. Daha sakın benimle konuşma. Beni bir daha arama. Kardeşim değilsin. Benim için yoksun artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.